Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle şöyle çok güzel bir tığ işi örnek paylaşacağız. Tığ ile yapılan bir örnek, zaten tahmin etmişsinizdir arkadaşlar. Bu çok güzel oluyor arkadaşlar. Bundan yelek çok güzel oluyor. Ondan sonra yetişkinler için atkı çok güzel oluyor. Bir de battaniye de örülür ama astar da isteyebilir arkadaşlar. Battaniye yapmak isterseniz. Hani biraz yazlık, yani mevsimlik bir battaniye olur ama kışlık bir astar ister. Şimdi arkadaşlar bunun yapımına şöyle başlayalım. Alt taraftaki zincirimi birazcık şöyle şey çekin. Bol demeyeyim de, yani sıkı olmasın. Çok normal ama birazcık da şöyle, biraz tığımı da kalın kullandım. Şu ipim var arkadaşlar. İpimin şeyi bu kalınlığı. Çok güzel durdu bu iple. Bir de aynı iple yapıyorum ve tığımda 4 numara. Gözükmüyor numarası şurada. Şöyle çok sıkı olmayan zincir çekelim. Şöyle biraz elinizi serbest bırakarak şöyle birazcık çekelim. Şu bana yeter arkadaşlar. Şimdi şuradan baştan 1, 2, 3, 4 tane zincir bıraktım. Şuradan 3, hatta 3 bırakalım. 1, 2, 3, 4 zincir. 5. zincirime şöyle ikili batıyorum arkadaşlar. 2 kanat birden aldım. Şöyle 2 kanat. Şu şekilde aldım. Tek kanat olunca bayağı şey oluyor. Çok dolduracağım için trabzanımı yaptım. Bir zincir, bir trabzan. Bir zincir, bir trabzan. Bir zincir, bir trabzan şeklinde şöyle 5 tane trabzan al yapacağız. Bu bizimki 4 oldu. 5 trabzan yaptım. Başını donadım. Şuradan 1, 2, 3 bırakıyorum. Şöyle bakalım arkadaşlar. Daha şey olsun diye, düzgün olması için tam bu şekilde yapmak istiyorum. Şöyle bakalım. 4 zincir bırakmışım ben. Çünkü şey, çok da böyle çektirsin istemiyorum. O yüzden onun sayısına baktım. O düzgün durdu. 1, 2, 3, 4 tane bıraktım. Şöyle 5. zincirime ikili battım. Bir zincir, aynı yere tekrar bir trabzan. Bir zincir, aynı yere bir trabzan. Bu şekilde 5 tane trabzan olacak. Başını doladım. Şu baştakini de sayıyoruz arkadaşlar. Bak şu diptekini. 1, 2, 3, 4 tane saydım. Bıraktım. 5. zincirime bir trabzan. Şu bir zincir, bir trabzan olacak şekilde. Dolduruyoruz. 2, 4, 5 tane oldu. Şimdi başını donadım arkadaşlar. Buradan da 2 tane zincir bıraktım. Hemen şu zincirime battım. Sayı vermedim, zincir sayısı. Çünkü örneğimiz ilk sırada oluyor arkadaşlar. Bak şöyle gördüğünüz gibi çektirmedi. Siz de mesela, ben 4 dedim ama zinciriniz sıkıdır, 5 bırakın. Zinciriniz gevşektir, 3 bırakın. Ben o yüzden şimdi buna baktım. İkisi aynı olduğu için. Zincirim de bak şöyle olduğu için gayet düzgün durdu. Onu siz ayarlayabilirsiniz. Daha sonra yapacağınız şey kadar, örnek kadar yapıp burada kalan zincirinizi kesersiniz. İlk sırada örnek kuruluyor çünkü. Şimdi bir zincir çektim. Döndüm arkadaşlar şimdi.
Şöyle iki tane yuva var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir bura var, bir bura var. Burayı bırakıyorum. Şu yuvanın içine attım. 1, 2, 3. Yuvalarımın içine sık iğne yapıyorum. Yuvaların içine. Şimdi tekrar buraya atlıyorum. Şuraya atladık. 1, 2, 3 zincir yuvaların içine sık iğne yapıyoruz. 3'er zincir. Burayı da yaptık. Şimdi şöyle şu araya batmıyoruz arkadaşlar. Hemen buraya geçiyoruz. 3 zincir diğer araya. 3 zincir diğer araya. 1 tane de burada zincirim vardı. Buraya da batarak şöyle sık iğne yaptım. Başta da sık iğne ile başlamıştık. Bitirirken de sık iğne ile bitirdik. 1 2 3 zincir çektim, döndüm. Şimdi arkadaşlar başına doluyorum. Hemen şu 3 tane gördüğünüz gibi yuva var. Tam ortaya yine 5 tane trabzan, aralarına birer zincir çekerek 3 4 5 başına doladım. Şunu ikisini bırakıyorum tam şu ortaya. Şöyle arkadaşlar tam ortaya. Trabzanımı yaptım. Bir zincir, bir trabzan, yine 5 tane dolduruyoruz. Beş tane oldu. Başını doluyorum. Şöyle tam şuraya 3 tane yuvamız var. Arada saymıyoruz. Şu 3 yuvanın tam ortasına zincir çekmedik araya. Bir zincir. Aralarına birer zincir çekerek 5 tane trabzan. Şimdi arkadaşlar sona geldik. Sonda şurada bir tane sık iğnemiz var başlangıç yerimizdeki. O sık iğnenin içine şuraya bir trabzan yapıyoruz. Gördüğünüz gibi trabzandan başladık. Zincir trabzan yerine geçiyor. Trabzandan bitirdik. Şimdi de sık iğne ile başlıyoruz, sık iğne ile bitiriyoruz. Bir zincir çektim, döndüm. Hemen şu ilk şeyime sık iğnemin trabzanın içine sık iğnemi yapıyorum ve buraya atlıyorum arkadaşlar. 1 2 3. Araların içine sık iğne ile batıp aralarına 3 zincir çekiyorum. Şimdi şuraya. Şuraya değil. Yuvalarımızı oluşturduk. 3 tane yuva oluştu. Şimdi şunu buraya sakın batmayın. Şuraya arkadaşlar. Burada var. Oraya da battım. Şuradaki zincirim var. 3 tane. O zincirimin tepesine de bir tane sık iğne yapıyorum. Kenarı düzgün olsun. 1, 2, 3 zincir çektim. Döndüm. Gördüğünüz gibi arkadaşlar örneğimiz böyle devam ediyor. Kenarlarda gayet düzgün oluyor. Gördüğünüz gibi.
Hiçbir sıkıntı yok. Altı da düzgün. Bitirirken de yine şey yaparken şu şekilde bir zincirle tepelerine batarak zincir yaparak da bitirebiliriz. Şeyi bitirmek istediğimizde uya örneği yapacağımızda o sebepten söyledim. Şimdi benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar, göstereceğim. İnşallah beğenirsiniz de yaparsınız. Bundan yelek çok güzel oluyor. Yazlık yelek, bluz çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Eğer ipinizde merserize ya da koton olursa gayet şık duran bir örnek olacak sizin için. Şimdi beni izlediğiniz için arkadaşlar size teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız, yorumlarınızı, beğenilerinizi atarsanız çok memnun olurum. İnşallah daha güzel videolarda görüşeceğiz sizinle. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.